Herkese merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri dersimizin 2. dönem 2. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Güzel tekrar boşluk doldurmalar, soru çözümleri bunları yapacağız ve güzel bir şekilde son 2 konunun sorularını, boşluk doldurmalarını yaparak 2. yazılı için hazırlanmaya çalışacağız. Hemen hazırsanız başlayalım isterseniz. Burada verilen kelimeleri buradaki boşluklara, uygun olan yerlere yerleştirmemiz isteniyor ilk etapta. Bakalım, kelimeler yukarıda yazıyor. Şimdi besinlerin üretici canlılardan başlayarak tüketici canlılara kadar aktarıldığı sıraya ne isim veriyoruz? Burada ne yapıyor? Besinler üretici canlılardan başlıyor ve tüketici canlılara kadar sıralanıyor. Bu nedir? Bu besin zinciridir. İç içe geçmiş besin zincirlerine ise ne isim veriyorduk? Birden fazla iç içe geçmiş besin zincirleri oluşturabiliyorduk hatırladığınız gibi. Bu da besin ağıydı. Bitkilerin su, karbondioksit ve güneş ışığı kullanarak besin ve oksijen üretmesine ne isim verilir? Bitkiler su, karbondioksit ve güneş ışığı kullanarak fotosentez yaparlar. Fotosentezdir. Bir diğeri oksijensiz solunumda olduğu gibi besinlerin oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla parçalanıp enerji elde edilmesine ise ne isim veriyoruz? Fermantasyon. Fermantasyonun bir diğer adı neydi? Mayalanmaydı. Fermantasyona neyi örnek verebiliyorduk? Hamurun mayalanmasını örneğin. O mayalanmadaki mantarlar fermantasyona neden oluyordu. Solunum sonucu oluşan enerjinin belli bir kısmı ile oluşturulan enerji molekülüne ne isim veriyoruz? Solunum sonucu bir enerji oluşturuluyor ve bu oluşturulan enerji molekülü de neydi? ATP. Bunun açılımı neydi? Adenozin trifosfat. Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına, tekrar tekrar kullanılıyorsa ne vardır? Bir döngü vardır. Canlıların yapısında bulunan elementler tekrar tekrar kullanılıyorsa doğada, bu da nedir? Madde döngüsüdür. Evet, şimdi çoktan seçmeli bir soruyla devam edelim. Buradaki şekil görüyoruz. Bitki, çekirge, kurbağa, yılan ve şahin sıralaması görüyoruz. Yukarıda verilen besin zincirine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çekirge bu besin zincirinde birinci dereceden tüketicidir. Buraya baktığımız zaman neydi besin zincirleri? Üreticiden başlayıp tüketicilere kadar devam ediyordu. Üretici burada hangisi? Gördüğünüz gibi bitki. Güneş ışığını alıyor. Bitkiler su, karbondioksit ve güneş ışığıyla besinlerini fotosentez yapıyorlardı. Burada bitki besin üretiyor. Çekirge, gördüğünüz gibi bu nedir? Burada söylediği gibi birinci dereceden tüketicidir. Doğrudur. Kurbağa etçil beslenen tüketici bir canlıdır. Kurbağa hangisiyle besleniyor? Çekirgeyle. O zaman buna da doğru diyebiliriz. Kurbağa sayısının azalması, yılan sayısının da azalmasına neden olur. Doğru mudur? Kurbağa sayısı azalırsa yılan sayısı azalır mı? Evet, neye bağlı olarak söylerim bunu? Yılanlar da kurbağalarla besleniyor bu besin zincirimize göre. Bu da doğrudur. D şıkkına baktığım zaman bitki sayısında azalma yalnızca çekirgeleri etkiler demiş besin zincirinde. Çekirgeler birinci tüketici ama birinci dereceden tüketici ama diğer canlılarda kurbağa çekirgeyle besleniyor. Yılan kurbağayla, şahin yılanla derken yine buradaki bitki sayısının azalması dolaylı olarak diğerlerini de etkiliyor. Çünkü bitki sayısı azalırsa çekirge sayısı azalır. Kurbağaların besleneceği besin azalır. Bu besin zincirimize göre. O zaman bu nedir? Yanlıştır. Hepsini dolaylı olarak etkiler.
Yalnızca çekirgeleri etkilemez bitki sayısının azalması. Yandaki şekilde boş bırakılan kutuya hangisi gelebilir? Burada üreticilerden birinci derece tüketici ve ikinci derece tüketici gösterilmiş ok halinde. Hepsinin geldiği bu boş yere ne gelir diyor. Tavşan, su yosunu, şapkalı mantar, şahin. Burada hepsinin de ok ile gelebildiği yerde ne vardır? Ayrıştırıcılar vardır. Onlardan da hangisi C şıkkını işaretleyebilirim? Şapkalı mantar gelebilir buraya şıklar arasından, değil mi? Evet, yine burada boşluklara uygun kelimeler doldurmamız istenmiş. Nokta nokta, ışıklı ortamda fotosentez, ışıklı ve ışıksız ortamda da oksijenli solunum yapan canlılardır. Yukarıya baktığımız zaman buraya hangisi gelebilir? Işıklı ortamda fotosentez yapıyorsa hemen bitki olabilir diyorum. Işıklı ve ışıksız ortamda da oksijenli solunum yapan canlılardır. Bunlara ne diyebiliriz? Bitkiler. Oksijensiz solunum yaparak yaşayabilen canlılara neyi örnek verebiliriz? Hangi canlılar burada oksijensiz solunum yaparak yaşayabilir? Maya mantarları. Oksijenli solunumda besinlerin oksijenle parçalanması sonucu ne üretilir? Oksijenli solunum yapıyoruz. Besinler oksijenle parçalanıyor. Bunun sonucunda da enerji üretilir. Bitkiler ve hayvanlar hayatlarına devam edebilmek için ne yaparlar? Bitkiler aynı zamanda ne demiştik? Fotosentezin yanında oksijenli solunum da yapıyordu. Hayvanlar da tabii ki oksijenli solunum yapar. Çizgili kas hücrelerimiz bazen neyi yapabiliyordu? Hangi solunum türünü yapabiliyordu? Çizgili kas hücreleri bazen diyor bak. Oksijensiz solunum yapabiliyordu. Atmosferimizin %78'i hangi gazdan oluşuyor? Onu da hatırlayacak olursak atmosferin %78'ini azot gazı oluşturur. Diğer bir soruyla devam edelim. Burada bir şekil var. Gördüğünüz gibi bir bitki yani ağaç ve burada da bir sincap görüyoruz. Birden okla gördüğünüz gibi ağaçtan sincapa bir numaralı ok, sincaptan iki numaralı okla ağaca gidiyor. Hayvanlar ve bitkiler arasında gerçekleşen gaz döngüsünde 1 ve 2 numarayla gösterilen yerlere hangi gazlar gelmelidir bu döngüde? 1 azot, 2 oksijen demiş. Bitki azot mu üretir? Hayır. Hayvan da oksijen üretmez. Oksijenli solunum yaparak doğaya hayvanlar, insanlar gibi karbondioksit verirler. Bu yanlıştır. 1 azot, biraz önce yanlış demiştik. İkisi doğru değil. 2 karbondioksit olabilir ama 1 karbondioksit. Bitkiler karbondioksit üretmezler. Bitkiler, ağaçlar ne üretir? Oksijen. O zaman 1'e ben oksijen diyebilirim. Gaz döngüsü olarak oksijen verir. Hayvanlar ise doğaya ne aktarıyor? Karbondioksit. O zaman D şıkkıdır. Aşağıdaki olaylardan hangisi havadaki karbondioksit miktarını azaltır? Bakın, havadaki karbondioksit miktarını ne azaltır? Canlı atıkların ayrıştırılması mı? Hayır. Canlıların solunum yapması. Canlılar solunum yaptığında hatta doğaya ne verirsin? Karbondioksit. Bu karbondioksit miktarını azaltmaz. Fotosentez. Evet. Bitkilerin fotosentez yapması nedir? Doğadaki karbondioksit miktarını azaltır. Çünkü doğaya ne? Oksijen sağlanır fotosentezle. Fosil yakıtların yakılması kesinlikle karbondioksit miktarını artırır aksine.
Evet, bir metin verilmiş ve sorular verilmiş. Öncelikle bu tip önce metin veriliyorsa metni okumadan önce bize soruda ne istediğini okuyalım. Çünkü metni okuyup soruda ne istediğini okuduğumuz zaman metinde anlatılanları unutabiliriz. Burayı okuduktan sonra tekrar metne dönersek bu sefer de zaman kaybı yaşarız. Bu nedenle öncelikle soruyu okuyalım. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? O zaman metni iyice anlayacağız. Aşağıdan hangilerine ulaşamayacağımızı belirleyeceğiz. Geri dönüşüm tesislerinde cam, metal, plastik, kağıt ve kimyasal atıklar bazı işlemlerden geçirildikten sonra ham madde olarak kullanılıyor. Aynı zamanda bu malzemelerden yeni ürünler üretilebiliyor. Böylece tesise atık madde olarak gelen malzemeler doğaya bırakılmak yerine yeni ürünler olarak satışa sunulabiliyor. Ayrıca maliyeti azalmış ürünlerle daha fazla kazanç sağlanıyor. Burada geri dönüşümün bazı faydalarından bahsedilmiş. A. Geri dönüşüm sayesinde doğaya ve canlılara verilen zararı azaltabiliriz. Evet, metne göre bunu söyleyebiliriz. Geri dönüşüm sayesinde doğaya ve canlılara verilen zarar azaltılır. Yani bu doğrudur. Biz ulaşılamaz arıyoruz. Geri dönüşüm ham madde, buna şöyle doğru diyelim. Geri dönüşüm ham madde kullanımının azaltılmasını sağlar. Evet, geri dönüştürülen malzemeler kullandığımız için bunlar ham madde kullanımını azaltır. Geri dönüşümle üretim birinci kaynaktan üretime göre daha ekonomiktir. Evet, burada da yeni ürünler satışa sunarsak bu geri dönüşümle maliyeti azalmış ürünlerden daha fazla kazanç sağlanacağından bahsetmişti yukarıda. O zaman birinci kaynaktan üretime göre geri dönüşümlü üretim daha ekonomiktir. Doğrudur. Geri dönüşüm için yüksek miktarda enerji harcamak gerekir. Metinde böyle bir durumdan söz edilmemektedir. Geri dönüşüm için yüksek bir enerji harcamak gerekiyor diyemeyiz. Cevap D şıkkı. Evet, şimdi de doğru yanlış ifadelerle devam edeceğiz. Doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y harf yazacağız. Bakalım. Eksi yük miktarının artı yük miktarından fazla olduğu cisimler pozitif yüklü cisimlerdir. Doğru mudur? Pozitif yüklü cisimler artı yüklü cisimlerdir. Ama burada eksi yük miktarı fazla dediği için bu nedir? Yanlıştır. Bulundurdukları eksi yük miktarı artı yük miktarına eşit olan cisimlere nötr cisim denir. Bu nedir? Bu doğrudur tabii ki de. Çünkü artı ve eksi yük miktarı eşitse nötr olur. Bir diğeri, yağışlı bir havada eğer sudaysak yıldırım tehlikesinden dolayı derhal karaya çıkmalıyız. Bu doğru mudur? Evet, yağışlı havalarda yıldırım nedir? Çünkü suyla daha tehlikeli bir duruma gelebilir. Bu da doğrudur. Yıldırımdan korunabilmek için yağışlı havalarda ağaç altına saklanabiliriz. Bu yanlıştır çünkü yıldırım genellikle ağaçların olduğu yerlere, ağaçlı bölgelere, ağaçların altına daha çok düşebiliyor. Bir de neydi? Binaların, yüksek binaların olduğu yerlere yıldırımın düşme sıklığı daha fazlaydı. Yağışlı bir havada kapalı alanlarda yıldırımdan korunmak için duvarlara yakın durmalıyız. Bu da yine nedir? Yanlıştır. Evet, bir diğer soru. Negatif yüklü bir cisim topraklanırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Topraklanma neydi? Önemliydi bu elektrik konusunda. Cisimdeki protonlar toprağa mı geçer bu durumda? Hayır. Negatif yüklü bir cisim topraklandığında topraktaki protonlar cisme hareket eder demiş. Yanlıştır. Cisimdeki fazla elektronlar toprağa hareket eder. Evet, bu doğrudur. Cisimdeki eksi yükü fazla elektronları ne yapar? Toprağa geçmesini sağlar. Bu şekilde topraklanma gerçekleşir. Evet, yanda bir şekil görüyoruz. İlk durumda şekil 1'deki gibi duran yüksüz cisimler,
Şekildeki gibi artı yüklü bir çubuk yaklaştırıldıktan sonra birinci ve ikinci cisim birbirinden ayrılır. Önce artı yüklü bu çubuğu cisme yaklaştırıyoruz, yüksüz cisme. Ve daha sonra birinci ve ikinci cismi birbirinden ayırıyoruz. Daha sonra yüklü çubuk şekil 2'deki gibi uzaklaştırılıyor. Gördüğünüz gibi aynı mesafelerde olacak şekilde. Buna göre son durumdaki cisimlerin yük dağılımı nasıl olabilir? Şimdi artı yüklü bir çubuk yüksüz bir cisme yaklaştırılırsa nasıl olur? Buradaki artıyı yaklaştırdığım zaman eksi yükler cisme doğru yaklaşır, değil mi? Bu tarafa eksi yükler gelir. Şimdi zıt kutuplar neydi? Birbirini çekiyordu. Yani artı ve eksi olduğu zaman birbirine yaklaşıyor, çekiyordu. Aynı kutup olduğu zaman da birbirini itiyordu. Bunu da unutmayalım. Bunu yaklaştırdık. İlk durumda birinci cisimde ne olur? Eksi elektronlar bu tarafa toplanacağı için ikinci cisimde artı elektronlar çoğunlukta kalır. Bunları da birbirinden çubuğu uzaklaştırmadan ayırdığımız için eski haline dönemeyecek. Bu şekilde kalacak. Üçüncü cisimde de eksi ve artı yükler bu şekilde görülebilir. Yük dağılımı böyle olabilir diyebiliriz. Evet, şimdi yine boşluklara uygun kelimeleri getirelim. Nokta nokta hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Hareket enerjisini elektrik enerjisine ne çeviriyordu? Jeneratör. Yer altında bulunan sıcak su kaynaklarının yer altında unutmayalım. Sıcak su kaynaklarının enerjisini elektrik enerjisine çeviren santral hangisiydi? Jeotermal santrallerdi. Eğer karıştırıyorsak bunları jeo zaten yer demekti değil mi? Jeo termal su kaynağıydı. Sıcak su kaynağı jeotermal gördüğünüz gibi yer altındaki sıcak su kaynaklarının enerjisini elektrik enerjisine çeviren santral jeotermal santrallerdir. Üzerinden fazla akım geçtiğinde akımı keserek güvenliği sağlayan araçlara ne isim verilir? Üzerinde bir düğme vardır. Fazla akım geldiğinde akımı kesiyor ve bu düğme ne yapar? Aşağı iner. Bu sigortadır. Fosil yakıtların yakılmasıyla elektrik enerjisi elde edilen santraller hangisidir? Fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen elektrik enerjisi de termik santrallerden sağlanır, değil mi? Termik santrallerdir. Aşağıda verilen santrallerden hangileri atmosferdeki sera gazı miktarını artırarak solunum yolu hastalıklarına yol açır? Sera gazı miktarını hangisi artırır bakalım? Hidroelektrik santraller mi? Hayır. Bu neydi? Su gücüyle oluşturuluyordu bu elektrik. Jeotermal yine yer altındaki su kaynak, sıcak su kaynaklarıyla oluşturuluyordu. Bu da sera gazını artırmaz. Termik santraller. İşte termik santraller fosil yakıtlar kullanılarak oluşturulduğu için o fosil yakıtlar doğaya sera gazı salıyor ve dolayısıyla atmosferdeki sera gazını artırıyor. Evet, böylece ikinci dönem ikinci yazılı için hazırlık çalışmaları yaptık. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar.